Merhaba değerli öğrencilerimiz. Coğrafi konum 1 yani paralel ve enlemleri bir sonraki videomuzda, bir önceki videomuzda izlemiştik, dinlemiştik. Şimdi ise coğrafi konum 2 yani meridyen ve boydamları özelliklerini işleyeceğiz. Sonraki videomuzda ise hesaplamalarla coğrafi konumları böylece bitirmiş olacağız. Meridyen nedir ile başlayalım. Arkadaşlar şurada kuzey kutup noktası. Bunu bir önceki videomuzda görmüştük güneyde ise güney kutup noktası. Bir kutup noktasından diğer kutup noktasına kadar uzanan şu gördüğümüz çizgilere hayali çizgilere meridyenler diyoruz. Yani bütün meridyenler kuzey kutup noktasında başlar, güney kutup noktasında biter. Bu yüzden bütün meridyenler aynı noktada başlıyor, aynı noktada bitiyor arkadaşlar unutmayın. İşte kuzey kutup noktasından güney kutup noktasına kadar uzanan hayali şu çizgilere biz meridyen olarak adlandırıyoruz değerli öğrencilerimiz. Başlangıç meridyeni İngiltere'nin şurada da göstereyim. Şurada İngiltere'nin Londra Greenwich kasabası arkadaşlar. Şurada yazıyor Greenwich gözleme kasabasından geçtiği farz ediliyor. Bir daha tekrarlıyorum. Başlangıç meridyeni İngiltere'nin başkenti Londra'nın Greenwich kasabası. Greenwich gözlememinden geçtiği farz edilir. Ha buradan geçmesinin coğrafik özel bir sebebi yok. Osmanlı Devleti Osmanlı Devleti iken İstanbul'dan geçtiği farz ediliyordu. Yani özel bir sebebi yok değerli arkadaşlar. Başlangıç meridyeninin sağı doğu meridyenleri olarak adlandırılıyor. Solu batı meridyenleri olarak adlandırılıyor. Zaten coğrafyada haritanın sağı solu yoktur. Haritanın doğusu, batısı, kuzeyi, güneyi vardır. Bunu artık biliyoruz. Bir daha tekrarlıyorum. Başlangıç meridyeninin doğusunda kalanlara doğu meridyenleri, başlangıç meridyeninin batısında kalanlara batı meridyenleri diyoruz. Do Şimdi dikkat arkadaşlar. Başlangıç meridyeni sıfırdı. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 180'e kadar geliyor. 180 derece doğu meridyeni. Ve yine 0, 1, 2, 3, 4, 5, 180'e kadar geliyor. 180 batı meridyeni. Yani 180 doğu yarım kürede, 180 batı yarım kürede olmak üzere toplam 360 tane meridyen yayımız vardır. 180 doğu, 180 batı, Toplam 360 tane meridyen yayımız vardır. Şimdi geldik meridyenlerin özelliklerine arkadaşlar. Meridyenlerin başlangıç noktası Greenwich arkadaşlar. Nereden geçiyordu? Bakın şurada. İngiltere'nin başkenti Londra'dan geçtiği farz ediliyordu. Çiziyorum sıfırı şu şekilde. Düzgün çizmeye çalışıyorum. Zaten çizik gördüğünüz gibi. Bu başlangıç meridyeni. Derecesi sıfır İngiltere. Meridyenler <laughs> tıpkı paralellerde olduğu gibi arkadaşlar. Birer derecek açılara çizilmiş. Yani Başlangıç meridyeni 0, 1 2 3 4 5 6 7 kaça kadar gidiyordu? 180. Tekrar 0 1 2 3 4 5 6 7 kaça kadar gidiyordu? 180. Başlangıç meridyeninin doğusunda kalanlara doğu meridyeni mesela şu 90 doğu meridyeni. Ama şu 45 batı meridyeni. Batıda yer aldığı için batı meridyeni, doğuda yer aldığı için doğu meridyeni olarak adlandırıyoruz ve doks, toplam 180 180 kaçtı arkadaşlar? 360 tane meridyen yayımız vardı. Aynı meridyen üzerindeki bütün noktalarda yerel saat aynıdır arkadaşlar. Mesela bakın şimdi. Şurada 60 derece ne meridyeni bu doğu. Çünkü baştan gitmenin doğusunda. 60 derece doğu meridyen üzerinde şurada bir nokta, bir nokta. Bakın noktaları koyuyorum. Lütfen dikkatle bakın. Farklı farklı noktalar koydum. Hepsinin enlemleri farklı ama hepsi aynı meridyen üzerinde. Aynı meridyen üzerindeki tüm noktalarda yerel saat aynıdır. Yani örnek veriyorum Şuradaki noktada saat 13 burada da saat 13'tür. Burada da saat 13'tür. Burada da saat 13'tür. Aynı meridyen üzerinde oldukları için. Ve bütün meridyenler kuzey kutup noktasından başlayıp güney kutup noktasında bittiği için aynı noktada başlayıp aynı noktada bittiği için bütün meridyenlerin uzunlukları yani boyları birbirine eşittir. Bütün meridyenlerin boyları birbirine eşittir. Ve Şimdi dikkat. İki meridyen arasındaki zaman farkı yani şu meridyen ile şu meridyen arasındaki zaman farkı 4 dakikadır. Yani şunu demek istiyorum. Sıfır başlangıç meridyeni olsun. Şurada 1 derece doğu boylamı. Şurada da 2 derece doğu boylamı. Böyle çizerek gidiyoruz. Yani sıfır ile 1 derece doğu boylamı arasında 4 dakikalık zaman farkı var. 1 ile 2 arasında da 4 dakikalık zaman farkı var. Bu paralelde nasıldı? İki paralel arası 111 kilometreydi sabitti. Paralelde 111 sabit, meridyende 4 dakika sabit arkadaşlar unutmayın. Bir daha tekrarlıyorum. İki meridyen arasındaki zaman farkı 4 dakikadır. Bu dünyanın her yerinde aynıdır. Şimdi gelelim bu haritaya. Burası çok çok daha önemli. Şurada başlangıç meridyeni geçiyor. Şurada da herhangi bir meridyen var. Bakın arkadaşlar, başlangıç meridyeni ile X meridyeni arasındaki Zaman farkı 4 dakika. Zaman farkı ekvatorda da 4 dakika. Zaman farkı kutuplara doğru da 4 dakika. Ama iki meridyen arasındaki mesafe sadece ekvatorda 111 kilometre. Bu mesafe kutuplara doğru daralıyor. Yani iki meridyen arasındaki mesafeye bakın arkadaşlar ekvatorda mesafe geniş ama bu mesafe kutuplara doğru bu mesafe kutuplara doğru daralıyor. Biz bu iki meridyen arasındaki mesafeye iz düşüm alan diyoruz. İz düşüm alan. Yani iz düşüm alan arkadaşlar ekvatora yakınsa alanı geniş. Ekvatordan kutuplara doğru gittikçe alan daralıyor demek. Lütfen unutmuyoruz bu özelliği. Bakın burada daha iyi gösteriyorum. İki merkez arasındaki mesafe geniş. Mesafe daraldı. Mesafe kutuplara doğru daha da daraldı. Kutuplarda bir noktaya dönüştü. Yani iki meritler arasındaki 111 kilometrelik mesafe sadece Ekvator'da 111. Bakın sadece şurada Ekvator çizgisi sadece Ekvator'da 111. Zaman farkı 4 dakika. Mesafe daraldı, zaman farkı yine 4 dakika. Hocam mesafe geniş 4 dakika, mesafe daraldı yine 4 dakika nasıl oluyor? Dünyanın dönüş hızı da yavaşladığı için, çizgisel hızdan dolayı arkadaşlar. Geldik boylama. Dünya üzerindeki herhangi bir yerin başlangıç meridyenine uzaklığının açı cinsinden ifade edilmesi Mesela ekvatora olan uzaklığı açı cinsinden ifade edilmesi enlemde. Başlangıç meridyenini açı cinsinden ifade edilmesi boylam olarak adlandırıyoruz. Mesela Ankara 32 derece doğu boylamı üzerinde. Niye doğu? Başlangıç meridyeninin doğusunda kaldığı için. Mesela e, New York için, Amerika Birleşik Devletleri için başlangıç meridyeninin batısı diyoruz. Çünkü batısında yer aldığından dolayı. Şimdi geldik arkadaşlar bir noktaya daha. Örneğin, e, Şurası 36 derece doğu meridyeni olsun. Neden doğu dedim? Çünkü başlangıç meridyeninin doğusunda. Eğer şu tarafında olsaydı batısında diyecektik. Y ve X noktaları farklı yarım kürelerdeler. Farklı enlemlerdeler. Ama boylam dereceleri aynı. Y de 36 derece doğu boylamı üzerinde. X de 36 derece doğu boylamı üzerinde. Aynı boylam üzerinde şu özellikleri yıl boyu hep aynıdır, hep ortaktır. Nedir? 1. Yerel saat. 2. Öğle saati. 3. Güneşin en tepede olduğu an. Bunları açıklayacağım bir detayla. Gölge boyunun en kısa olduğu an. Ekinokslarda güneşin doğuş batış saatleri. Bunlar yıl boyu hep aynıdır arkadaşlar. Mesela şöyle diyelim. Y noktasına saat 12 olsun. Saat 12 öğle saatidir unutmayın. Öğle saati denildi mi aklımıza 12 gelecek. Dolayısıyla Y'nin yerel saati 12 ise x'in yerel saati de 12'dir. Çünkü hep aynıydı. Bakın şimdi. Y öğle saati yaşıyorsa 12. 12 öğle saati. O zaman x de öğle saatini yaşıyor. Bakın yerel saat aynı, öğle saati aynı. Dolayısıyla öğle saatinde güneş en tepededir. E, Y'de güneş en tepede ise saat 12'dir. X'de güneş de en tepede ise saat 12'dir. Bu da ne oluyor? Güneşin en tepede olduğu an aynı. E, güneş en tepede ise en büyük açıyla geliyor gölge boyu en kısadır. Dolayısıyla Y'de güneş en tepede ise gölge en kısadır. O zaman X'de de güneş en tepededir. Öğle saati. O zaman gölge en kısa olacaktır. Lütfen bu mantığa dikkat edin arkadaşlar. Ezber gibi duruyor ama mantığını yakalamanız gerekiyor. Toparlıyorum. Aynı boylam üzerindeki tüm noktalarda yerel saat, öğle saati, güneşin en tepede olduğu an, gölge boyunun en kısa olduğu an, ekinoksada güneşin doğuş batış saatleri hep aynıdır. Bu özelliği unutmuyoruz. Bir de anti meridyen var arkadaşlar. Anti meridyen. Anti meridyen nedir? Örnek veriyorum arkadaşlar. Bakın 150 doğunun antisi 30 batı. Hocam nasıl yaptık bunu? Arkadaşlar kaç tane doğuda ve batıda meridyen vardı? 180. Doğuda 180 batıda. Mesela 150 doğunun antisi. Doğunun antisi batıdır. Batının antisi doğudur. Zıtlılığı yakalayın. Doğunun antisi batıdır ya da tersten batının antisi doğudur. Örnek veriyorum. 150 doğunun antisi ne olur? Bir batı olacak doğu dediği için. 180'den çıkartıyorsun. 180 eksi 150 kaçtır? 30. Bak şimdi. 150 doğu olduğu için batı olacak. 30 batı antisi olacak. Bakalım doğru mu? Evet. Yani arkadaşlar. Örnek veriyorum. Bir örnek daha vereceğim. 20 doğunun antisi kaçtır? Doğu dediği için ne olmak zorunda? Batı olacak. 180'den hemen ne yapıyorum? 20'yi çıkartıyorum. Çıkardığımda kaç etti? 160. O zaman 20 doğunun antisi batı olacak. 160 batı anti olacak. Anti nedir? Bir meridyeni 360'a tamamlayan meridyendir. Bir meridyeni 360'a tamamlayan meridyen olarak adlandırıyoruz. Böylece anti meridyeni de öğrenmiş olduk. Ve son alt başlığımız özel konum. Arkadaşlar enlemle enlemle paralelle meridyenle boylamla açıklanıyorsa o matematik konumdu. Gördük. Enlem, paralel, meridyen, boylamla açıklanmıyorsa o ne olacak? Özel konum. Yani herhangi bir yerin denizleri, boğazları, kanalları, yer şekilleri, yeraltı zenginlikleri, yerüstü zenginlikleri bunların hepsi özel konumdur. Mesela şurada bizim Türkiye'miz var bakın arkadaşlar. Türkiye'nin kuzeyinde Karadeniz var. İşte batısında Ege Denizi var. Güneyinde Akdeniz var. Türkiye ortama yükseltisi fazla bir ülke. Türkiye dağlık engebeli bir ülke. Türkiye'de yol yapmak zor. Türkiye yeraltı ve yerüstü kaynaklar bakımından zengin. Bunların enlemle boylamla hiçbir ilişkisi yoktur. O zaman bunlar ne olacak? Özel konum olacak. Yani özel konum herhangi bir yerin yer şekilleri, denizi, yeraltı zenginlikleri, yerüstü zenginlikleri buna bağlı olarak komşu oldukları ülkeler gibi özellikler özel konum yani göreceli konum olarak adlandırıyoruz. Bir sonraki dersimizde değerli öğrencilerimiz Türkiye'nin konumuna bakacağız. Türkiye'nin matematik ve Türkiye'nin özel konumuna bakacağız. Bir sonraki dersimize kadar kendinize iyi bakın.